çok güzel bir haberim var, çok önemli. Anlat çabuk, ne oldu? Anlatsana kızım. Hem de çok bomba bir haber. Oh be, biliyordum abi, sonunda döndü demek paşa. Hadi dinliyoruz. Tamam tamam, anlatıyorum. Siz de benden fena çıktınız ha. Bizim haldeki Şeyla teyzenin oğlu Hasan var ya, televizyon tamircisi Sedat amcanın kızı Ayşe'yi kaçırmış. Bu ne lan? Biz de paşa döndü zannettik. Bize ne oğlum Sedat amcanın kızından? Ne oldu ya? Doğru söylüyorum anacığım, vallahi kaçırmış ya. Ya Salça, biz burada meraktan ölüyoruz, senin de yaptığın muhabbete bak ya. Ya ne bileyim anacığım, sağlam bir dedikodu ya. Ulan bize ne el alemin kızından oğlundan be? Paşadan haber geldi sandık kızım. Ya Allah Allah, sabah sabah güzel bir dedikodu, ne güne başlayın istedik, fena mı ettik? Ya kızım, başlayacağım sana da dedikoduna da ya, öf! Şişt. Bu Sedat amcanın kızı var ya, önceden bana aşık da aşık. Ama ben yüz vermeyince Süheyla teyzenin oğluna kaçtı. Doğru, kaçmıştır. Yani senin gibi bir talip olduğunu görünce bu fırsatı kaçırmamıştır. Dilefo, bir şey söyleyeyim sana. Sen gerçekten çok kıskançtın. Kıskanç Dilefo, kıskanç Dilefo, kıskanç Dilefo. Neyse, paşadan haber var mı? Kimseyi aradı mı? Bak, eğer aranızdan birini aradıysa ve söylemiyorsanız vallahi buluşuruz ha. Niye öyle bir şey yapalım oğlum? Ne bileyim, paşa tembihlemiştir diğerlerine söyleme falan. Neyse, bak eğer birine söylediyse ve şu an susuyorsa şimdi söylesin hemen, tamam mı? Ya da sonsuza kadar sussun diyecektim değil mi kardeşim? Yok. Ama sen istiyorsan susabilirsin. Hatta daha iyi bile olur. Tinafocuğum, biliyor musun? Sabah simit yemeden önce her gün senden fırça yiyor. Hayır artık. Yani paşa dönecek mi, dönmeyecek mi, geçtim, iyi mi, değil mi, onu merak ediyorum yani. Ya tamam, iyi diyorsun, hoş diyorsun da Mert, bu adam arasa zaten seni arar, bizi niye arasın? Ulaşamamıştır belki, ne bileyim. Bu aralar kimin nasıl davranacağını tahmin etmek zor. Abi okula da geç kaldık ya. Ya doğru söylüyor ya, hadi bir an önce gidelim. Biz niye bekliyoruz ki onu burada, kendi gelir okula. Hem ayıptır Selamet'i. Ali, ben olmadan kahvaltısını yapamıyor da. O sensizlikten değildir o çocuk. Seni görünce boğazına düğümleniyordur lokmaları. Yiyeceksin cümcüyü şimdi ha. Ya neyse hadi tamam. Arkadaşlar cimbom yalnız üzülüyordur şimdi. Üzülür tabii güzel kardeşim, üzülür. Hem paşayla sevgiliydi hem de Fatih'i tutuyordu elinde. Evde kalmamayı garantilemişti kız. Siz ne yaptınız? Gittiniz bozdunuz işimi. Orço bak, kızın yanında da böyle konuşursan yemin ediyorum ben bozacağım seni ha. Hadi boz. Hadi Orço. Tamam. Çek el. Vallahi çek el. Güney, aç şu telefonunu ya. Kızım hala hazırlanmadın mı? Okula geç kalacaksın. Ben gitmeyeceğim okula. Kendimi iyi hissetmiyorum, keyfim yok. Kızım sana sinemaya mı gidelim dedim de keyfim yok diyorsun. Okul bu. Kalk, devamsızlıktan kalırsın. Hasta gibiyim biraz. Acı sen değil miydin beni eve kapatıp okula göndermemeye çalışan? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Nereden çıktı şimdi bu eğitime olan düşkünlüğü? O başka, bu başka. Sen öğrendin değil mi Güney'in gittiğini? Babam mahallenin muhtarı kızım. Unuttum galiba. Dün akşam anlattı bana. Şimdi anlaşıldı. Tabii okula göndermek istersin şimdi. Güney yok ya, tehlike de yok. Ne alakası var? Sen artık sözlü bir kızsın. Okulda Güney olsa da olmasa da bir şey değişmez artık. Yoksa sen Fatih'i sevmiyor musun? Nereden çıktı şimdi? Bir Güney'dir gidiyor da ondan. Gidiyor gidiyor, hatta gitti bile. Kızım sen hala Güney'i mi düşünüyorsun? O gitti diye mi böyle perişansın? Bak öyleyse külahları değişiriz. Bak, şunu iyice anla. Sen artık sözlü bir kızsın. Sen Fatih'e bir söz verdin. Bir daha bu evde Güney'in lafını bile duymak istemiyorum. Sen Fatih'le sözlendin kızım. Sözlenmeyi sen kabul ettin. Hala unutamadın şu çocuğu. Hadi kalk, kalk giyin. Şu yüzünü gözünü de bir yıka, temizlen. Anne yeter. Söyleyeceklerini söyledin, bitirdin mi? Asıl sen bitirdin mi? Bana hala Güney'e karşı hislerin bitmemiş gibi geliyor kızım. Hasta olmadığın ortada. Okula gitmeme sebebin başka senin. İlla Güney seviyorum demem lazım değil mi beni okula göndermemen için? Sihirli sözcük o mu? Söyleyeyim o zaman. Çünkü öyle deyince eve kapatıyorsun, göndermiyorsun okula. Aman iyi, ne halin varsa gör. Madem yat, dinlen bugün.
Gerçekten hastaysan seni doktora götürürüm öğlen gelip. Efendim? Alo Fatih, ben Çiçek teyzen. Aa Çiçek teyzeciğim, nasılsınız? Ben iyiyim de, Çiçek pek iyi değil. Hayırdır, tatsız bir şey mi oldu? Yok, merak edilecek bir şey yok da, ben hastayım, okula gitmeyeceğim diye tutturdu. Hasta falan da değil. Ya ben annesiyim, anlarım hasta olsa. Acaba diyorum, seninle kavga falan mı etti? Yo, bizim aramız gayet iyi. Bir sıkıntı yok. Şimdi böyle deyince merak ettim. İsterseniz ben gelip konuşayım bir Çiçek'le. Sonuçta o senin sözlüğün. İsterse dışarı bile çıkabilirsiniz. Ben sizi idare ederim, merak etmeyin. Sen gel de ilgilen şu sözlüğünle. Tamam, o zaman iş çıkışı ben sizdeyim. Hoşça kal evladım. Unutmadan Gün Çiçek seni benim çağırdığımı bilmesin. Tamam, merak etmeyin. Görüşmek üzere. Bu kızın aklı hala Güney'de. Yine yolunu şaşırdı. Ben seni yola getirmesini bilirim. Songül, hadi geç kalıyoruz. Hadi çabuk ol. Aman dur Allah aşkına, nereye geç kalıyoruz canım? Okul kaçmıyor ya. Okul kaçmıyor da orada aklını kaçırmış biri var. Hem de senin başında. İyi dedim vallahi. Nereye koydum ben bunu be? Dur. Kim ki bu sabah? Alo. Alo. Telefona doğru üfler misin? Üflerim evladım, ne oldu ki? Üfle sen, üfle. Çok güzel. Kim ayağı Songül? Gençten bir çocuk, telefona üfler misiniz dedi. Ben de üfledim, gönlü olsun çocuk. Allah Allah. Oo, bu sıcakta da ilaç gibi geldi yavrum. Anlamadım çocuk. Anla canım, anla. Ver bakayım telefonu. O var ya, bir sapık. Seni aha, işletiyor. Aha. Bana bak. Sabah başa bela mısın evladım? Hı? Sen de üfle bey amca. Sinirlenince çok güzel oluyorsun bu arada. Bana bak. Seni çok fena yaparım. Tamam mı? Hem öyle bir yaparım ki feleğin şaşar. Kapat bakayım şu telefonu. Hadi. Allah Allah. Hadi yürü. Geç kal. Oho, gözümüz aydın, gözümüz aydın. Bir sapımız da oldu. Tamam, hadi. Müstakbel kocam, bal ayım Dizel Beyciğimi doğal ortamında ziyaret etmek istedim. Öperim efendim. Hoş gelmişsin sultanım. Böyle yanınıza küçük uğrayıp bir halinizi, hatırınızı sorayım dedim. İyi yapmışsın. Bak sana güzel haberlerim var dedi kız. Bugün düğün için tarih almaya gidiyoruz. Tarih mi? Karşınızda tarihin, coğrafyanın kendisi duruyor efendim. Ne diyorsun kız yine? Biraz panik yaptım, heyecanlandım. Haklısınız efendim. Diyorum ki, biz böyle kendi kendimize gelin güvey olurken... ...şimdi gelinin, güveyin ta kendisi oluyoruz. Bugünü tarih yazacak efendim. Yine aksiyon, yine macera, yine heyecan. İyi, hazır ol işte. Bugün gidelim alalım şu tarihi de çıksın aradan. Ya ne zor işmiş bu evlenmek arkadaş, anlamadım ki. Siz bir de evlendikten sonra görün Dizel Beyciğim. Bey, ne dedin? Ha diyorum ki size nikahta bana evet diyene kadar hayırlı günler. İyi günler hadi. Hadi sağdan dikkatli.
Merhaba Çiçek teyze. Merhaba kızlar. Biz Cimbom'u bekledik. Gelmedi. Gelmeyince merak ettik. Bir bakalım dedik. İçeride. Ben çıkıyorum şimdi. Siz ilgilenin biraz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kız sözlendi biliyorsunuz. Bu mahalle küçük mahalle. Dedikodu olur. Güney'le buluşmasını istemiyorum. Okulda göz kulak olun şu kıza. O çocuk dönse bile yaklaştırmayın Gülçin'in yanına. Cimbom kendi kararlarını verebilecek yaşta Çiçek teyze. Bu parasızlıkla karar bile alamaz bizim gibiler. Bizim adımıza kararları hep zenginler alır. Biz de hayat boyu onlara uşaklık yaparız. Siz de aklınızı başınıza toplayın. O okuldan zengin birer koca adayı bulun kendinize. Hadi ben gidiyorum, geç kaldım. Kadına bak ya. Cimbom'a dayayamadı zengin kocayı, bize kakalayacak ha, iyi mi? Tövbe işte. Kızlar, ne işiniz var burada? Kızım, asıl o soruyu ben soracağım sana yani. Senin ne işin var burada? Kızım, niye gelmedin? Merak ettik hasta falan mı oldun diye. Ya kendimi iyi hissetmiyorum. Siz de arasaydınız ya beni. Niye buraya kadar geldiniz? Aman, aradık da sürekli car car meşgul çalıyor telefonun. Güney'i arıyorum. Ya bazen açılıyor telefonu ama cevap vermiyor. Tamam, sen niye gelmiyorsun okula? Ne işin var okulda? Ben niye sözlendim? Niye girdim bütün bu oyunlara? Güney'le beraber olmak için. O okulda yokken benim ne işim var? Tamam, okulda Güney'in ne alakası var? Ne yapacağım okuyup? Ben o okulda Güney'le güzel bir geleceğim olsun diye okuyorum. Kızım, saçmalama. Yani tamam, paşa gidebilir. İki gün sonra geri de gelebilir. Hatta hiç gelmeye de bilir. Yani hayat bu. Kendine bir yol çizmek istemiş olabilir. Yani günün birinde belki biz de bir yol ayrımına gelebiliriz. Zaten kızım, bilmiyor muyduk bu mahallede doğduğumuzdan beri hayatın bizim için kolay olmayacağını? Bu yüzden o aşağılanmaları, bütün o hakaretleri, bu yüzden katlanmadık mı? Okula sıkı sıkı sarılmadık mı biz? Çünkü başka şansımız yok Cimbo. Kızım bak, bu mahalle ekonomik özgürlükleri olmadığı için kendi ayakları üzerinde duramayan bir sürü kadınla dolu. Ve maalesef kocalarının ellerine bakıyorlar. Her gün dövülüp, aşağılanıp, hor görülmelerine rağmen hiçbir yere gidemiyorlar. Çünkü gidecek hiçbir yerleri yok. Yani kendilerine ait bir meslekleri yok, paraları yok. Dolayısıyla kendilerine güvenleri yok. Anlıyor musun? Haklısınız ama çok canım yanıyor Sevil. Tamam, biliyorum. Biliyorum da yani benim canım yanmıyor mu? Bu kızın canı yanmıyor mu? Tamam, eyvallah abi. Aşk çok güzel, çok önemli. Ama bizim önceliğimiz bu mahalleden annemizin bizim için seçtiği zengin biriyle evlenip bu mahalleden çıkıp gitmek değil. Yani bizim okuyup üniversite mezunu olup başı dik ve meslek sahibi birer kadın olarak çıkıp gitmek bu mahalleden bizim amacımız, öyle değil mi? Ancak o zaman kendi kararlarımızı verip kendi seçtiğimiz, istediğimiz adamlarla ancak o zaman evlenebiliriz. Sen ne yapıyorsun orada? Vallahi çok süper bir balkon konuşması yaptım, videoyu çektim. Salçan, ne yapıyorsun ya? Sulandırmıyorsun, ne yapıyorsun? Çok haklısınız ama bana da birazcık zaman verin. Ben de sarılayım. Günçiçek. Günçiçek diyorum. Ne var anne? Kızım, kapıya baksana. Ben meşgulüm. Belki de Güney gelmiştir. Kesin geldi bu sefer, geldi. Neredesin sevgilim, neredesin sevgilim? Sevgilim neredesin? Sevgilim neredesin? Sevgilim? Fatih, senin burada ne işin var? Başlangıç olarak bir hoş geldin, fena olmazdı. Seni beklemiyordum ki. Karşımda görünce şaşırdım. Ben karşında değil, yanında olmaya geldim Günçiçek. Çok zor günler geçirdiğini biliyorum. Annem mi aradı seni? Yok, benim yolumun üstündeydi de geçerken bir uğrayayım dedim. Bunlar senin için. Zahmet etmeseydin. Moral olur diye düşündüm. Kadınlar şeye bayılırlar. Sağ ol. Hem merak ettim. Yani en son Dizel'in kafesinde görüşmüştük. Güney'den bir haber var mı? Yok. Güney'den bir haberiz. Ya, üzüldüm. Merak etme. Çıkar gelir bugünleri. Hayır, merak ettim. O günden sonra hiç görüşemedik.
Kontağımız koptu. Biz de koparalım kontağı Fatih. Çünkü bu oyunun devam etmesinin artık benim için bir anlamı yok ki. Sen nasıl istiyorsan öyle yaparız. Yalnız şimdi bunları düşünme. Sonuçta istediğin yüzükleri atmaksa tamam atarız. Ama aceleye lüzum yok. Zaten işler çok karışık. Annen daha çok üstüne düşer. Haklısın. Ama ben bu oyunun sürmesini istemiyorum. Ve sana da yük olmak istemiyorum. Sen beni düşünme. Şu an yardıma ihtiyacım var ve ben senin yanındayım. Bunu bil istiyorum. Gülçiçek, her şey hallolacak merak etme. Hele şu güney çıksın gelsin be. Bizzat ben konuşacağım onunla. Gerçekleri öğrenirse seni affeder. Her şeyi zamana bırakalım bence. Neyse. Ben çiçekleri suya koyayım. Hoşça kal Fatih. İnanmıyorum sana anne ya. Resmen Güney'i düşünüp üzüldüğümü bildiği için Fatih'i çağırmış. Bir de ben meşgulüm, sen aç kapıyı diyor. Ben senin neyle meşgul olduğunu biliyorum. Sen benim kuyumu kazmakla meşgulsun. Ya kızım çekil. Kız bana bak. Hala haber gelmeden. Vallahi rezil oldum ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bu durumda öyle gibi duruyor. Ya bana bak, sen de bana teselli vereceksin ha. Vallahi ben de çok merak ediyorum Sevil ya. Belki ben senin telefonuna mesaj atmıştır ya, versene şunu. Kızım niye veriyorum, benim telefonum ya. Ya tamam, kimden, Mert'ten mi bakayım? Yok, reklam. Tüh ya. Benim artık gitmem lazım. Ama bak, mesaj falan gelirse bana haber ver tamam mı? Saat kaç olursa olsun bana haber ver. Zaten sabaha kadar uyku yok, öleceğim şimdi meraktan. İyi, bana mesaj atarsa haber veririm. Sevilim, üzülme ya. Bak gerçekten bence mesajı görmemiştir. Benim içim rahat. Niye? Ben Sevil'e karşı boş değilim dediği için mi? Yok, bir şey dediği için değil. Niçin? Ben Mert'in seni sevdiğini gözlerinden anladım. Yani eğer dil aksini söyleseydi bile gözleri onu ele veriyordu. Güzel olacak her şey. Paşa? Ceyhun, oğlum hoş geldin. Hoş bulduk yenge, nasılsın? Sağ ol oğlum. Ne o, elindeki mektup mu? Bu mektup. Staj günlerini söylüyor, bu okuldan yollamışlar mektup. İyi. Yenge ben çok yorgunum ya, ben müsaadenle yatıyorum. Ya oğlum bak, çok güzel dolma yaptım, ne olur iki lokma bir şey yiyeyim. Vallahi muhtemelen çok güzeldir ama yedim yengeciğim, çok teşekkür ederim, ben hemen yatayım, sınavım var sabah. Öpüyorum seni, görüşürüz. Thank you.
Kız okumadan açmak bize yakışmaz. Bize yakışmaz. En iyisi sabah gideyim, erkenden vereyim bunu. Kurtulayım şu mektuptan. Alo Elçin. Efendim canım? Yarın... Yarın beni erkenden almaya gelsene. Ne oldu? Birine bir emanet vereceğim işim var. Tamam, gelirim. Tamam. İyi geceler. Tamam canım, görüşürüz. Ah Paşa, ah Paşa, ah Paşa. Bu yaptığın iş mi ya? Bu yaptığın iş mi Paşa? Hala cevap yok trafodan. Neden cevap yazmıyor? Hani o da bana karşı boş değildi. Allah'ım ben ne zaman mutlu olacağım ya? Yenge. Yenge ben çıkıyorum. Oğlum bir şeyler ye de öyle çık. Ya size afiyet olsun. Benim Elçin'le küçük bir işim var da beklemesin kızcağız. Bak kendisi de geldi zaten. Elçin kızıma çok selam söyle. Söylerim başına. Hadi görüşürüz. Evet. O zaman gün çiçeğe verilecek. Ben de çok merak ediyorum Güney'in nerede olduğunu ama... işte başkasına yazılmış mektubu da okumak... karşıya kalır acını ters düşüyor biliyor musun? Ya hadi gidip verelim şunu cimbama da kurtulayım ben ya. Ben de mi yanınızda olacağım? Ne demek ben de mi yanınızda olacağım ya? E tabii olacaksın. Yavrum mektupta ne yazdığını bilmiyorum. Şimdi erkek başıma bırakma beni oralarda ya. İyi. Ay Allah. Mert, ne işin var senin burada ya? Telefoncuya gidiyorum ya. Telefonumu almaya. Telefonun telefoncuda ne işi var? Ya telefon bozuldu ya, rehber falan silindi. Ben de dün çıkışta verdim işte, almaya gidiyorum şimdi. Telefonun dün tamircideydi yani. Ha. Ha. Bu arada Sivil. Hı. Ya hani geçen konuştuk ya biz. Sen çok haklıydın ya. Yani sonuçta o günlük senin çocukken yazdığın bir günlüktü. Ve benim okumamam lazımdı aslında. Ama ne yapayım, adımı görünce dayanamadım. Okudum işte. Neyse işte, özür dilerim tekrar senden. Yani seninle ben arkadaşız değil mi ya? Nereden çıktı böyle şeyler? Ha, değil mi? Arkadaşız biz. Nereden çıktı böyle şeyler? Neyse hadi ben kaçtım. Telefonumu almaya. Sen şey yapma ya. Telefoncuya gitme. Bak bizim ilk dersi kaçırmamamız lazım. Hem acil bir şey olursa söyleriz dedene. Seni benden arar. İyi madem. Eyvah. Ona attığım mesajı görmemesi lazım. Mert ya, benim anneme bir şey söylemem lazım. Sen okula doğru yürü, ben sana yetişirim. Tamam hadi git sen, ben bekliyorum hadi. Yok ya, sen beni şey yapma, bekleme. Yürü buradan okula, ben sana yetişirim.
İyi tamam, ben o zaman yürüyorum. Sen bana yetişirsin. Tamam. Burası değil mi? Burası. Aldın mı mektubu? Aldım ya. Ya yavrum. Aşkım saat sabahın körü. Ya Eyüp'ü ayağa kaldırmayalım diyeceğim ama yani okul saati, uyanmıştır Cimbom değil mi? Ya aslında birkaç gündür de okula da gelmiyor. Cemal şimdi gidelim, sonra mı gelsek? Aşkım dur, ben bir Cimbom'u telefonla arıyorum, dur. İyi hadi ara. Alo. Günçek ne yapıyorsun? Ceyhun ben. Ceyhun, Ceyhun. Kız kaydetmedin mi hala beni telefonuna? Tamam, tamam neyse. Kapının önündeyiz, çıksana. Hadi bekliyoruz. Geliyor. Sen niye geldin? Ceyhun'la beraber geliyorduk. Ceyhun da bana eşlik eder misin deyince. Yalnız burası fakir mahalle biliyorsun. Ayakkabıların çamur mamur oldu, çok ortada dolanma. Günçek tamam. Biz zaten bunun için gelmedik buraya. Ne için geldiniz? Paşa. Sana paşadan mektup var. Güney'den mi bu mektup? Hadi gelin. Annemler yok zaten. Kolay gelsin Naci Usta. Oo Sevil kızım, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Biliyorsun biz Mert'le sınıf arkadaşıyız. Onun telefonu bozulmuş da sana gelip bırakmış. Şimdi işi çıktı. Eğer hazırsa telefonu ben alacağım onun yerine. Burada. Buyur kızım. Teşekkür ederim. Nerede bu mesajlar ya? Mert, ben sana yalan söyledim. Çocuktum. Seni seviyordum dedim. Doğrusu ben seni her zaman sevdim. Sabah dağınıkta tabii. Ben şunları alayım. Ya Günçek saçmalama. Ne evi ya? Otur şuraya. Ev boş ver sen. Sen bu mektubun içeriğine hazır mısın? Onu söyle bana. Yani bir haber geldi en azından. İyi mi kötü mü onu bile bilmiyordum. İyi miymiş? Bilmiyoruz. Mektubun üzerine adını yazdığı için okumadık. Yani sen bir çok istersen. İyi değil, istersen sen oku mektubu. Okay.
Sevgili Günçiçek, ne yazacağımı bilmiyorum. Cesaretimi toplamaya çalışıyorum. Saatlerdir boş beyaz bir sayfaya bakıyorum. Sanırım alnımızda yazanı yazacağım buraya. Aslında boş beyaz bir sayfa anlatıyor benim bütün anlayacağım her şeyi. Sanırım sana kızgın olduğumdan daha çok kendime kızgınım. İlişkimizin yalanlar özüne kurulmasına biraz da ben izin verdim. Son zamanlardaki yaşadıklarımızdan çok yoruldum. Fakirliğimin her gün yüzüme vurulduğu o okulda daha fazla okuyamazdım. Anlayacağın, ben artık yokum. Bensiz daha mutlu olacağını düşünüyorum. Aynı şey benim için de geçerli. Hoşça kal.